ben gelecek sene 70 yaşına geleceğim. Bütün darbeleri yaşadım. 27 Mayıs'ta çocuktum. 12 Mart'ta büyümüştüm. Asılacak yaşa gelmiştim. Milli İnsan Birleşik Teşkilatı'nın kurucusuydum. Yayınladığım bildiriden dolayı mahkum oldum. Yurt dışına kaçmak için İstanbul'a geldim. 74 affıyla içeriye girmeden kurtuldum. Ama gazeteciliğe başladığım 1971'den bu yana 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebiyle yargılandım. Ve kesintisiz sanığım, hala da sanığım devam ediyor. FETÖ'nün davaları var, Aydın Doğan'ın davaları var, Koç'un davaları var. 28 Şubat dediğimiz zamana geldiğimizde haftada 5 gün, günde 5 defa mahkemeye gidiyordum. Size tavsiye, korkmayın. Allah eğer kaderinize yazmamışsa kimse sizi tutuklayamaz. Beni Çetin Doğan, Hurşit Tolon, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri mahkemeye verdi. Bizim gazetemiz o günlerde 312 genel mahkemeye verdi. Ben askeri mahkemede yargılanıyordum. Mahkum edemediler. Hep darbelerin içindeydim. Tabii bu biraz da kaderdir. Ama kaderinizde varsa Hazreti Yusuf 7 yıl zindanda yattı. Kuyuya atıldı, köle pazarında satıldı. İftiraya uğradı, zindanda yattı. Onun için korkmayın. Ben de ilk mahkum olduğumda çok korkmuştum. 10 yılı geçince istenen cezalar rahatladım. 30 yılı geçince artık hanım da sormuyordu. Ben de meydanlarda şöyle diyordum. Gömleğimin rengi anayasanın temel ilkeleriyle çelişiyorsa değişmesi gereken benim gömleğim değil, anayasanızın temel ilkeleridir. 30 yıldan sonra rahatlıyor insan. 1980'e geldiğimizde Erbakan'ın danışmanıydım. 12 Eylül'de de aranıyordum. Kaçacak yer bulamadım. Bir ay kadar kaçtım. Sonra asker kaçaydım. Askere gittim, bulamadılar. Kalbim sıkışıyor diye. Revire çıkmıştım. Benim kalbim biraz garip bir kalp. Mesela kalp damarımın, aort damarımın genişliği 4.7 santim. Çay bardağının üstü kadar geniş. Doktorlar korktular. Ta Agata'ya kadar geldim. 58. Ciğer Eğitim Tugayı'nda askerlik yapıyordum. Kızılay'da aranırken Agata'ya yatıyordum. 28 Şubat'ta Sincan toplantısını ben düzenlemiştim. O gün sesim kısıldı ve gidemedim. NTV'de televizyon programı yapıyordum. 6 kişi darbe olur mu olmaz mı? 2 gün önce onu tartıştık. Gece geç vakte kadar saatlerce bir süren tartışmaydı. Sesim kısılmıştı. O günkü şartlarda da yani bir gün kala toplantıyı iptal etmenin pek de duyurma imkanı yoktu. Nurettin Şirin dedik ya ben gittim salon tutulmuş, davetiye gönderilmiş. Halbuki ben konuşacağım. Kulis platformunun sözcüsü benim. Gidip konuşma yapacağım. Ama sesim kısıldığı için istiyorsanız gelin dedim. Yok der mi hocam sesim çıkmıyorsa gelme dediler. Sesimin kısılmasının sebebi de şimdi arkadaşımız biraz sonra doktora gidecek. Kilodan dolayı horlama var. Benim de küçük dilimi kesmişlerdi. Küçük dilim uzun tartışmadan sonra apse yaptı, şişti. Hiç konuşamıyordum. Tabii ben gidemeyince Nurettin Şirin ben gideyim dedi. Bir hafta önce Şehitler Günü yapmıştık. İran Kültür Merkezi'nden afişleri falan oldu. Oradaki çocukları şiir, mir bir konferans döndü bir geceye. Nurettin Şirin gitti benim yerime 7.5 yıl yattı. 28 Şubat'ta da böyle bir hikayem var. Ve son 15 Temmuz'da da ben Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelde 20 kilometre mesafede Köyceğiz'de ki tam Dalaman'la Marmaris'in arasında bir nokta. Orada FETÖ ve darbeler konulu konferans veriyordum. Konferans 7.30'da başladı. 8.30'da hanım aradı. Galiba darbe oluyor haberin var mı diye. Ben de hanımdan öğrendim. Bizim ev
Çengelköy Sırt'ta, yani o askeri liseye yakın. Orada da askeri öğrencilerin yurdu falan var. Komşular tedirgin olmuşlar. Askerler silahla dolaşıyor, hoca dikkat etsin diye. Halbuki biz o günlerde işte Muğla'daydık. Neyse ne darbenin hemen ortasındaydı. Hep darbeleri yaşamış olduk. 1991 yılına gidelim isterseniz. 97'de bu darbe konusunu anlamak için ...91 yılında Sovyetler dağıldı. Ve NATO toplantısında Thatcher, bundan sonra tehlikenin rengi kırmızı değil NATO için yeşildir dedi. Daha sonra 28 Şubat'ın ana konusu olacak olan BÇK bu düşünce üzerine Türkiye'de örgütlendi. Yeşil tehlikeye karşı, nasıl komünizme karşı soğuk savaş taktikleri uygulanıyorsa, o zaman BÇK benzeri yapılar bütün NATO ülkelerinde örgütlendi. Bugünkü İslamofobya dedikleri İslam korkusunun arkasında da bu NATO konsepti yatıyor. 1991 yılında FETÖ 1962'den beri CIA ile çalışıyor. FETÖ'yü CIA ile tanıştıran ilk kişi Kasım Gürek, CHP Genel Sekreteri. FETÖ'yü Diyanet'e alan kişi, Diyanet İşleri Başkanı yardımcısı, o zamanki ismini şimdi bir de Yaşar Tunaygır. Onun 1962'de İskenderun'da askerlik yaparken, askeri istihbaratta çalışırken ki komutanı Fuat Doğu. Fuat Doğu daha sonra MİT müsteşarı oldu. MİT müsteşarı olunca da CIA ile çalışmaya devam etti. FETÖ'yü anlamanız için bu üç isim çok çok önemli. CHP ile buluşması ta 1960'ların başında. Tamamen bir o zamanki MİT CIA operasyonu olarak öne çıkıyor. 1991 yılında Graham Fuller İslam'a karşı sopa politikasının yerine bunlar diyor sopayla üstlerine gittiğimizde dayanışıyorlar ve bize karşı direniyorlar. Halbuki bunları iktidar ve servete ortak ettiğinizde bunlar kendi aralarında rekabet edip çatışıyorlar. Biz radikal İslam'a karşı çıkalım, ılımlı İslam'ı destekleyelim ve ikisini de birbirine provok edelim. Böylece İslam dünyasını atomize ederiz. Bunlar birbirlerini nötralize ederler. Bu çatışma ortamında da yeni nesiller agnostik olurlar. Neye inanacaklarını şaşırırlar. Fuller projeksiyonu buydu. 1991 yılında FETÖ bunu gerçekleştirmek için örgütlendi. Bunlar yoksa kökleri çok eskiden beri aynı temelden geliyorlar, beraber çalışıyorlar. Brzezinski İslam'a karşı sopa politikası uyguluyordu. Fuller ise İslam'a karşı havuç politikası uyguluyor. Sopa mı yersin, havuç mu? Eski yönteme göre, Brzezinski'ye göre ellerine sopayı alacaklar, şahinler. Bizi koyun yerine koyacaklar, sırtımıza vura vura bizi Amerikan mezbahasına götürecekler. Fuller projeksiyonuna göre FETÖ başına takke geçirip Bismillah diyecek, elinde bir tutam ot yine bizi havuç, bizi koyun yerine koyuyor. Önümüze geçip yüzümüze gülerek bici 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 diye bizi Amerikan mezbahasına götürecek. İkisinin götürmek istediği yer aynı ama biri bunu sopayla yapacak, biri havuçla yapacak. O zaman bu FETÖ hareketinin siyasi ayağını örgütlemek üzere Graham Fuller benimle de görüşmüştü. Görüştüğü bir sürü insan oldu. Bunlardan pek azı hayır dediler. Diğerleri hala aramızda dolaşıyorlar. Hemen hemen ele geçirdiklerinin dışında içine sızmadıkları hareketle bırakmadılar. Yani bir Adnan hocasının bile nereden gelip
Milli Gazete'de, Yeni Akit'te yazılar yazdı. Erbakan'ın etrafını kuşattıklarını, Masonluk kitaplarının, Mehdi kitaplarının, bütün Müslümanların evlerine sokulduğunu biliyorsunuz. Yani FETÖ kendinden ibaret değil, onu bilesiniz diye söylüyorum. Fethullah Gülen başlangıçta siyasi bir örgütlenmeye karşıydı. Grafuller ise Özal'ın yerine yeni bir hareket örgütlemek istiyordu. Ben kabul etmedim, zaten FETÖ'de. Biz bütün partilerin içinde var olmalıyız diyordu. Hazır olduğumuz zaman hepsini çağırır, o zaman partimizi kurur, iktidarı ele geçiririz diyordu. FETÖ hareketi demek ki NATO'nun İslam'a karşı sopa politikasına alternatif olacak İslam'a karşı havuç politikasıydı. Fethullah Gülen daha sonra siyasi artık hareket için kadrolarını hazırlamışlardı. 2000'lere gelirken 97'de bu BÇG çok etkin bir şekilde hayatımıza müdahale etmeye başlamıştı. 2000'lere gelirken dediler ki ne yapacağız? Önce şu ordudaki BÇG kanadını temizleyelim dediler. Daha sonraki Refah Yolu Hükümeti aslında BÇG kanadını tasfiye etmek üzere örgütlendi. Bakın, demek ki aslında hareketin menşeinde bir NATO politikası var. NATO politikası daha sonra her iki projeyi birden destekledi. Bir yandan dediler biz radikal İslam'ın üstüne sopayla gidelim, ılımlı İslam'a da havuç verelim. Onları parasal olarak destekleyelim, sivil toplum olarak destekleyelim, medya olarak destekleyelim. Yani bizimle işbirliği yapanları öne çıkartalım. Bizim Batı değerlerine karşı çıkanları da sopayla tedip edelim. Bu süreç içerisinde radikal İslam'ı örneklemek üzere hatırlarsanız İngiltere'de Şeytan Ayetleri de yayınlandı. FETÖ bu anlamda tek örnek değildi. Yani Pakistan'da da var bunun karşılığı. Irak'ta da var mesela. Irak'taki karşılığı Kestizani. Bunun bütün İslam ülkelerinde karşılığı var. Özellikle de bunlar Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde daha sonra örgütleyecekler ama başından beri planladıkları 22 ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapılarını değiştireceklerdi. Bu bir işgal operasyonuydu. Ve bu proje sadece Amerika'nın değil, aynı zamanda İngiltere'nin, aynı zamanda İsrail'in, Almanya'nın, Vatikan'ın işin içinde olduğu uluslararası bir proje. Ve bunların bütçesi, 140 ülkede örgütlü bunlar, Türkiye Devleti'nin bütçesi gibi. Bakın, o sopalık İslam'a örnek olarak DAEŞ'i örgütleyenler de kendiler, Fethullah Gülen'i örgütleyenler de kendiler. Türkiye'ye sopa göstermek için, Kürt sopasını da elde tutmak için PKK'yı örgütleyenler de bunlar. Olmadı PYD'yi örgütleyenler de bunlar. DHKPC'yi örgütleyenler de bunlar. Hatırlarsanız DHKPC'li Fehriye Erdal Sabancılardan kardeşlerden birini Özdemir Sabancı'yı öldürdüler. DHKPC'li Marksist bir kız kapitalist Sabancı'yı öldürüyor. Normal değil mi böyle bir şey? Yani bir Marksist kapitalisti öldürdü. Hayır, bu normal değil. Normal olmadığını nasıl anlıyoruz? Özdemir Sabancı'yı öldüren Fehriye Erdal şu anda NATO karargahının bulunduğu Brüksel'de yaşıyor. Ve bize teslim etmiyorlar. Peki Özdemir Sabancı'yı niye öldürdüler? Özdemir Sabancı Türkiye'de barajlar başlamıştı. Bu Atatürk Barajı, Keban falan. Bir de karayolları projesi vardı. Bu Türkiye'nin işgal planları o zaman da yapılıyordu.
Barajları siz sadece Türkiye'nin sulanması için düşünmeyin. Suriye ve Irak'ın suyunu kesip orada iktidarları çökertip Türkiye üzerinden Türkiye'de onların tetikçisi olacaktı. Eğer tezkereyi geçirebilselerdi, nasıl PYD bugün ABD'nin tetikçisi, o gün de TSK ABD'nin tetikçisi olacaktı. Orta Doğu işgalinde bizim askerimizi kullanmak istiyorlardı. Oradaki hükümetleri, halkı çökertmek için de vanaları kapattık mı su krizi çıkacaktı. İçecek su bulamayacaklar. Aslında plan başkaydı. Peki bu barajlar ve karayolları, o karayollarının yapılması da dikkat ederseniz hepsi burada da NATO yolu var. Çengelköy'de de NATO yolu var. Susurluk kazasının olduğu yerde NATO yolu. Onların hepsi askeri amaçla yapılan şeylerdir. O meteorolojiye giden yolu açık tutmaları gerekiyor savaş şartlarında. Oradan bir de boğazı kontrol edebilirsiniz. Buradan da NATO'nun petrol ikmal borusu geçiyor da. Onun için bu yolları da onlar yapıyorlar. Yani NATO yolu denmesinin sebebi boşuna değil. Adamlar Türkiye'yi parsellemişler. 40 kadar yerde tesisleri var. Askeri üsleyeceğiniz 20 küsur yer var. Bunların hiçbirine aslında artık gerek yok. Uydudan da bunları izleyebiliyorsunuz ama sırf varlıklarını orada sürdürmek için biliyor musunuz daha önce Küba krizinde Amerika ile Rusya arasında Küba'daki Rus füzeleriyle Sinop'taki Amerikan füzeleri takas edildi. Meğerse her ikisi de nükleer başlıklıymış. Bir Amerikan-Rus çatışması çıksaydı bizim memleketimizdeki atom füzeleri de vurulacaktı. Şu anda da İncirlik'te 50 kadar atom başlığı var. Bize atom santrali yapamazsınız diyorlar. Ama kendileri bunu kime karşı kullanmak için orada bulunduruyor? Niye İncirlik'te? Daha önce Sinop'taydı bir kısmı. Rusya'ya karşıydı. Şimdi kullanmak istediği yer tamamen Afrika ve Arap Yarımadası. Ön Asya. Bunlar hiçbirisi tesadüfi değil. Şimdi bu barajları yapmak için Türkiye'nin iş makinesi alması gerekiyordu. 3 tane firma teklifte bulundu. Komatsu, Hanomag, Caterpillar. Caterpillar'ın temsilcisi Türkcell'in patronu Mehmet Karamehmet'lerdi. Amerikan iş makineleri. Hanomag Alman iş makinesiydi. Bu ihaleyi kaybettiği için de krize girdiler, battılar. Hanomag Alman'dı. Komatsu Japon. Komatsu'yu kim getirdi? Sabancı getirdi. Ne yapmış oldu? Alman ve Amerikan sermayesine karşı Japon sermayesini sadece oradan makine getirmiyorsunuz. Teknoloji de getiriyorsunuz. Onun finansmanı için kredi de getiriyorsunuz. Hanomag batınca ne oldu? Almanlar bunun intikamını Sabancı'dan sordular. Sabancı onun için vuruldu. Ailenin niye sesi çıkmadı? Kardeşlerinin hakkını, hukukunu savunamadılar. Savunamazlar çünkü bu devletler arası bir savaş. Sonra ne oldu? Sonra Sabancı batıyor. Adam öldürüldü. Japonlar da devreye girdiler. Onun yerine Türkiye'ye Japon otomobilleri girdi. İyi ki geldi. Yoksa hala Renault'a ya da Fransız ya da Fiat'a binecektiniz. Serçe'yle, Kartal'la, Şahin'le idare edecektiniz değil mi? Japon otomobilleri gelince bir anda bütün dengeler değişti. Sen misin getiren? Sabancı ailesi paramparça oldu. Pegasus'un sahibi olan Ali Sabancı, Germen Ayer'le beraber çalışıyor. Karısı da Aydın Doğan'ın kızı. Öbür Sabancı başka bir yerde çalışıyor. Beri Sabancı, o da başka bir yerde çalışıyor.
Görmediğimiz örtülü bir savaş var. Fehriye Erdal'da hala NATO'nun başkenti Brüksel'de yaşamaya devam ediyor. NATO dersen NATO, Avrupa Birliği dersen Avrupa Birliği, terörle mücadele dersen terörle mücadele, komünizm dersen komünizm. Demek ki gördüğünüz birçok şey gerçekleri ifade etmiyor. Siyasi olayların önemli kısmı göründüğü gibi değildir. Bu biraz konkav ve konvex aynalara benziyor. Hainleri kahraman, kahramanları hain gösteren bir ayna, bir sirk çadırı gibi burası. Zihnimizde oynuyor. Aranızda Karslı kimse var mı? Karslı mı? Kars İslam Cumhuriyeti'ni duydunuz mu? Efendim? İşte çıkınca döveceğiz bu arkadaşı hep birden. Ya bakın, 1919 Nisan ayında İngilizler tarafından yıkılan bir Kars İslam Cumhuriyeti var. Konfederatif, başkanlıkla yönetiliyor, anayasası var, ordusu var, parası var, her şeyi var. Bugünkü Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Erzurum, Sivas, Trabzon, Kars İslam Cumhuriyeti, bakın başkanlıkla yönetiliyor. Ama zihnimiz silinir. Kars'ın da Kars İslam Cumhuriyeti'ni bilmiyor. Ol mahiler ki derya içindir de, deryayı bilmezler. Siz hemen internete girin, Kars İslam Cumhuriyeti yazın. Orada bir takım şeyler göreceksiniz. Yani bu, bakın Sivas Kongresi 40 kişilik bir sınıfta toplanan bir konferans. Erzurum'da öyle. Onları biliyorsunuz. Ama koskoca bir konfederatif başkanlıkla yönetilen Kars İslam Cumhuriyeti'nden haberimiz yok. İşte bir takım gerçekleri de bir türlü öğrenemiyoruz. Kara Mehmet niye gider, niye gelir, yurt dışına kaçar, içeri girer, dışarı çıkar. Şimdi de ortalıkta hiç gözükmez. Türksel'de artık Kara Mehmetlerin değil. Bunlar hepsi bu dönemlerde yaşanan olaylar. Bu puzzle'ları tek tek toplayıp yerli yerine yerleştirirseniz fotoğrafı görebilirsiniz. Brzezinski'yi tanımadan 28 Şubat'ı anlamak mümkün değil. Fuller'i tanımadan 28 Şubat'ı anlamak mümkün değil. Condoleezza Rice'ın o 22 ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapıları değişecek sözünü, onu niye söylediğini anlamadan bu olayı anlamak mümkün değil. BCG kanadı yeşil tehlike, komünizmin yerine NATO tarafından ikame edilen yeşil tehlikeyi abarttı. Onlar diyorlardı ki, hayır, ılımlı İslam diye bir İslam olamaz. Bu Müslümanların elinde bu Kur'an ve bu Arap peygamberi önlerinde olduğu sürece buna karşı sopa gerekir. Ilımlı İslam olmayacak diyorlardı. Katı radikallik, laikçilik, ulusalçılık bunun için gerekliydi. Fakat o günkü şartlarda BCG'den yakanızı kurtarabilmek için FETÖ'ye sığınmak zorundaydınız. Yoksa sizi BCG ham edecekti. Yine biraz böyle gitgellerle anlatacağım ama FETÖ'nün önlenemeyen yükselişi karşısında, çünkü FETÖ'nün arkasında İsrail var, FETÖ'nün arkasında Amerika var, İngiltere var, Almanya var, Vatikan var, yani tapınakçılar, misyoner, herkes var. Bunlar dediler ki, madem bu millet böyle bir tarikatın peşinden gidiyor, bir tarikat da biz icat edelim dediler. Nasıl tarikat icat edilir? Sisi ile Tuncay Güney bir araya geldiler. Şimdi haham olduğunu söyleyerek Kanada'da yaşayan ve gerçekten hahamlık yapan bir adam var. O kimle beraber oldu? Sisi. Seyhan Soylu. Kim bu? Travesti biri. Ve 3 ayda bir tarikat örgütlediler. Tuncay Güney bir süre önce Kanada'ya gittiğimde gittim buldum.
dedim ya nasıl yaptınız bu işi? E hocam biz bilmiyorduk diyor. Biz de nereye gidelim dedik. İsmail Ağa daha kolay olur dediler. Sardık sarı giydik cübbeyi karıştılar ya diyor. Üç adet ben çözdüm diyor. Hiç mi fark etmediler? E oradan diyor çıkınca bizimkilerle buluşmak için Emine ablanın dergisine gidiyordum diyor. Ya Emine ablanın dergisinde ne yapıyorsun? Emine Şerif'in kolunu yazılarını tahsil ediyordum diyor. Yani dergiyi işte çok seviyorum. Yazdığınızı böylece okuma da yapıyor. Orada gelen gidenlerden Emine Şenlikoğlu'na sordum. Ya evimin çocuğu gibi tutuyor. Yemeğimi de yıkıyor, bulaşığı yapıyor, bulaşığı da yıkıyor, dergiyi de tahsil ediyor. Ne desem yapıyordu diyor. Ne diyeyim adama gelip yani doğru da çalışıyordu diyor. E peki niye Emine Hanım'ın oraya gidiyorsun? Hem çevreyi tanıyordum hem de diyor üstümdeki sarı cübbeyi çıkartıp Beyoğlu'nda bir işim var diye kot pantolon giyip, mont giyip çıkıyordum diyor. E Beyoğlu'na niye gidiyorsun? E Gay Kulübe'ye gidiyordum diyor. E orada ne yapıyorsun? Sisi'yle buluşacaktın diyor. Ben gördüklerimi, duyduklarımı ona anlatıyorum. O da senaryo yazıyordu diyor. Tarikat nasıl yönetilir? E Seyhan Soylu'yu nereden buldun dedim. E o bir general var 28 Şubat'ın hani özel kuvvetlerindeki ne o? Birden ismi aklıma gelmiyor adam. Sonra gidip oraya diyor, rapor veriyorduk. E dedim bir de sen FETÖ'yle çalışıyordun. E oradan da çıkınca diyor Samanyolu'na gidiyorum. FETÖ'nün konuşmalarını düzenliyordum. Onun danışmanlığını yapıyormuş. İşini biliyor musunuz? Yani hem Beçeki'ye çalışıyor, hem FETÖ'ye çalışıyor, hem tarikatçı geçiniyor. Sonunda ne yaptılar? Kalkancı tarikatını icat ettiler. Kalkancı şimdi Kaptagon'dan içeride yatıyor. Ve gerçekten de Kalkancı bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Hani o DAEŞ'çilerin kelle kesme seansları gibi emire falan filan derken bir anda Kalkancı olayı yaşandı. Peki bizimkiler bunun peşine nasıl takıldılar? Ağabeyi altın tas işe sunarlar, balkonu suç ortağı. Oltaya sağlam yem takacaksın. O zaman en dindar hareket neydi? Milli Görüş Hareketi. En güvenilir. Temel Karamollaoğlu bugünkü genel başkan. Çocukları Kalkancı'nın halifesiydi. Kızı ve oğlu. E niye gitmesin ki insanlar? E tabi Adnan Hoca'nın oltası da var. Bu olta da var. E bizimkiler de bir tarikatta size böyle halifelik, Allah herhalde yakında keramette de erişiriz. Cebrail de bizi ziyarete gelir, havalarına giriyorsun. Yani düşünebiliyor musunuz? 28 Şubatçılar 3 ayda tarikat örgütlüyorlar. İkinci 3 ayda gümbür gümbür her tarafta toplantılar yapmaya başlıyorlar. Bakın buz okaları yuttuk. Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Ders alacağız. E şimdi de 40 tane daha aranızda NLP diye gösterilen yapılar, modern tarikatlar başladı aranızda. O sosyal medya fenomenleri üzerinden gidiyorlar. NLP programlarının çok önemli bir kısmı tamamen bu sisteme adam devşiriyor şu anda. Durup dururken olmuyor bunlar. Sonuçta bunlar kendi içlerindeki FETÖ'cüler Beçekelilerden kurtulmak istediler. Çünkü Beçekeliler İslam'ın her türüne, ılımlısına da, radikaline de, tarikatçısına da, selefisine de karşıydılar. Bunları tasfiye etmek için Refah Yol hükümeti örgütlendi. Tansu Çiller bir gecede hidayete ermedi. Tansu Çiller bu projenin komiseri olarak oradaydı. Tabii şimdiki İYİ Parti'nin genel başkanı da o zaman İçişleri Bakanı'ydı. Erbakan'ı yıpratmak için karşı taraf harekete geçerse Beçek'e, onlara karşı da hareketi Çatlı yönetecekti. Çatlı onun için tasfiye edildi. Çatlı'nın arabasında kim vardı?
Bakın tam FETÖ var. Çatlı MHP'li Bucak aşiretinden DYP'li Bucak. Alevi, solcu, sosyalist, emniyetçi Kocadağ. Manken kız Gonca Oz. Erbakan'ın harekete geçmesi için Amerika süreci provoke etti. Erzurum'da Osman Paşa askeri garnizonda Suudi Kralı'na affedersiniz küfrediyor. Erbakan'ı da buna peşinden gitmekle suçluyor. Adam başbakan. Ağzına geleni söylüyor. Bir, biz bir askeri garnizonda bir generalin konuşmasını, istihbaratını yapamayız. Onu video kaydına, şimdiki gibi cep telefonu yok. Kameralı, akıllı telefon dediğiniz. Onu kim çekiyor? İşte biri çekiyor. Peki çekti. Onu getirip bir televizyonda o günkü şartlarda yayınlatabilirler mi? Yayınlatamazlar. Ama daha sonra Fox TV'nin Türkiye temsilcisi olacak kanalda bu görüntüler yayınlanıyor. Niye yayınlanıyor? Erbakan'ın harekete geçmesi için. Erbakan niye harekete geçmiyor? Çünkü bunun üzerine generaller toplanıyorlar. Diyorlar ki Erbakan harekete geçerse biz de herkesi sokağa dökerim. Senaryo aynen Gezi. İşçi, memur, köylü herkesi sokağa. Peki diyor kontrolü kaybedersek ne olacak? Generallerden bir tanesi diyor ki ses kaydı basına da sızmıştı. Felaket olur diyor. Bu felaketin derinliği ne diyor? Mesela diyor 100.000 kişi hayatını kaybedebilir diyor. Alevi, Sünni, Kürt, Türk herkesi sokağa salınca. Bir tanesi de kalkıyor diyor ki rejimi korumak için gerekirse bu bedeli ödemeye hazır olmalıyız diyor. Bu kayıt Erbakan'a ulaştığı için Erbakan bakalım kanlı mı olacak, kansız mı dedi. Yani ben kan dökeceğim demiyor adam. Onun için zaten suç duyurusunda bile bulunmadı. İdari soruşturma açmadı. Tazminat davası da açmadı. Görevden de almadı. Yani Erbakan o gün bunlara karşı, çünkü ben harekete geçersem bunlar kan dökecekler dedi. İç savaşa götürecekler ülkeyi. Biz en iyisi iktidardan ayrılalım, ülke ya kan, ülkede kan dökülmesin dedi. Onlar da tamam Erbakan geri çekiliyor dediler, Susurluk meydana geldi. Çatlı ve arkadaşları ortadan kaldırıldı. Çatlı arkadaşları ne yapacaktı? Erbakan direnseydi, onlar bir takım basın, bir takım iş adamları, bir takım sivil toplum üzerinden toplumu provoke etmeye kalksalardı, onlar da gidip kendi usullerine göre onları susturacaklardı. Erbakan harekete geçmeyince öbür taraf harekete geçti ve Çatlı ekibi ortadan kaldırıldı. Böylece hükümet düştü. Normalde Çiller'e görev verilmesi gerekiyordu. Ama Süleyman Demirel görevi Çiller'e değil de kendi kızım diye getirdiği adama değil de başka bir kanada verdi. Mesut Yılmaz'a verdi. O da İmam Hatiplerle hayat, siyasi hayatıma da mal olsa ben bu İmam Hatipleri bitireceğim diye, biliyorsunuz yani üniversiteye girmelerini falan engelleyecek bir adım attı. Ve sonra siyasi hayatında bitirmiş oldu. Yani hareketin aslında birinci etabında bunlar Müslümanları sindirmek, kontrol altına almak için BÇK, NATO'nun kendilerine verdikleri görevin de ötesine geçtiler. NATO, radikal İslam'a vuracaksınız diyordu. Bunlar başörtülü herkesin kafasına vurmaya kalktılar. FETÖ'de bunlardan kurtulmak için iktidarı kullanıp dikensiz gül bahçesine girmek istiyordu. Erbakan onları görevden alsaydı, arkasından Çiller istifa edecek, Meral Akşener istifa edecek, öteki Tantan istifa edecek, hükümet düşecek, yeni hükümeti de FETÖ kurduracaktı. Aslında 28 Şubat öncesi bu. Refah Yol hükümetini kurduran da FETÖ. Yani Erbakan'ın havuz politikasını kim örgütledi? Erbakan değil. Hükümete güç kazandırmaları, ekonomik dengelerin
güçlendirilmesi gerekiyordu. Osman Altuğ gitti. Osman Altuğ'un ne alakası var milli görüşle? Kurtul Altuğ'un kuzeni. Kurtul Altuğ da ulusalcı. Osman Altuğ gitti. Bu düzeni kurdu. Onlar bu her şeye hakimken Erbakan'a bunu yaptırmazlardı ama Erbakan'ın BÇK ile uğraşması için FETÖ'nün önünü açmak adına ekonomik kriz olmaması gerekiyordu. Onun için de devletin kendi fonlarını kendi arasında bir havuzda toplaması gerekiyordu. Ama bize anlatılan böyle değildi. Ben size başka bir şey anlatıyorum. Kimseyi de kızdırmak için anlatmıyorum bunu. Ama bizim nasıl oyuna getirdi? Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Tarihten ders alınır. Tarihten ders almazsanız sadece sınıfta çakmazsınız. Mesela Suriyelilerin yaşadıklarını siz de yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Geçmişte yaşananları tekrar yaşarsınız. Onun için tarihi çok dikkatle okumak gerekiyor ve tarihi de kendi yaşadığınız zamanı değil, sizden önceki kavimlerin tarihine bakmanız gerekiyor. Bakın dünya gelirinin yarısı 62 patrona gidiyor. 62 patronun ilk 7'si diğerlerinden zengin. İlk 7'nin ilk 3'ü 4'ünden zengin. 3'ün 1'i 2'sinden zengin. Bu adamlar dünyanın neresinde yaşıyorlarsa dünyanın en zengin ülkesi onlardır. Dünya gelirinin yarısı Amerika'ya gidiyor. Yaklaşık. Çünkü bu adamların çoğu Amerika'da yaşıyor. Ondan sonra yarısının yarısı Avrupa'ya gidiyor. Yarısının yarısı Çin, Japonya ve Kore'ye gidiyor. Geri kalan yarısı tüm dünyaya. Darbeler, terör ve savaş bu düzeni sürdürmek için yapılıyor. Bu gerçekleri değiştirmediğiniz sürece terör, savaş ve darbeler devam edecek. AliExpress'ten alışveriş yapıyorsunuz değil mi? $1 Çin'den sipariş veriyorsunuz. 3 lira 70 kuruşa Çin'den size telefon kılıfı geliyor. 3 lira 70 kuruş versen Ümraniye Belediyesi'ne şu dergiyi verir misiniz desem gitmezsiniz, götüremezsiniz. AliExpress'in günlük cirosu $10 milyar. Çanakkale Köprüsü $9 milyar. $9 milyar da 25 yılda ödeyeceğiz. AliExpress ilk 62'de değil. İlk 7 doları basıyor. Dolar Amerika'nın değil. FED'in de patronları ilk 7 şirket. Parmağını basarsınız, bir saatte Türkiye'nin en büyük bankasını ya da holdingini satın alabilirsiniz. Çünkü artık parayı basmaya da gerek yok. Kaydi para diye bir para var, bir seri numarası yazıyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz, seri numarası devam ediyor. $50 milyar bas dersiniz, $50 milyara tamam, o kadar. Onun için hayata bunlarla mücadele edecek şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Yoksa bakın, işte 15 Temmuz var, bir daha yaşanmaz diye bir şey yok. Bir de onları yenilgiye uğratmak da çözüm değil. Yerine adaletten, barıştan, hürriyetten yana yeni bir düzen kurmanız gerekiyor. Yanlışı yıkmak doğru bir sonuca götürmeyebilir sizi. Yerine doğru bir şey kurmanız gerekiyor. Onlar Türkiye'yi ele geçirmek istiyorlar. Türkiye üzerinden de İslam dünyasını ele geçirmek istiyorlar. Şu anda Batı'nın karşısında bir medeniyet projesi sunacak hiç kimse yok. Japonya, Çin, bunlar Batı modelleriyle geldiler ve ekolojik bir felaketi de yol açıyorlar. Toplumsal bir felaketi. 19. yüzyıl sonunda savaş yıllarında kapitalizmin, komünizmin, faşizmin gölgesinde oluşan kavram ve kurumlarla 21. yüzyılı açıklamak mümkün değil. İkinci Dünya Savaşı sonunda faşizm çöktü. 1990'ların başında komünizm çöktü. Bu gün yaşanan kriz kapitalizmin krizi. Eğer kapitalistler Türkiye'yi yanlarına alarak İslam coğrafyasını ve enerji koridorunu kontrol edebilselerdi, yeniden ayağa kalkabileceklerdi. 15 Temmuz'da siz bunun olmayacağını gösterdiniz. Şimdi sizi cezalandırmak istiyorlar.
Sabancı'yı cezalandırdıkları gibi. Onun için FETÖ'yü kullanıp sizi kaleyi içeriden fethetmek istiyorlar. Beçege'yi kullanıp Amerika'ya meydan okuyan kafaları ezmek istiyorlar. Kasımpaşalı'yı indirmek istiyorlar. Satın alabileceklerini satın almak. Şantaj yapabileceklerini şantaj yapmak. Her yolu deneyecekler. Sonuçta Refah Yol hükümeti çöktü. Susurluk. Bir kırılma noktası oldu. Arkasından yeni bir hükümet kurdular. Anasol MHP. Anasol MHP'ye itibar kazandırmak için de APO'yu getirip paketleyip teslim ettiler. Çünkü halkın güvenini tazelemeleri gerekiyordu. Bunu yapan kimdi? BÇG'ydi. BÇG'liler mal bulmuş mağribi diye gibi bir anda bankalara saldırdılar. Hazine kaynaklarını tükettiler. Tam bir sömürü. Yani bütün bankaların yönetim kurullarında emekli generalleri doldurdular. İnanılmaz vurgunlar yapıldı. Hazine arazileri peşkeş çekildi. Önlerine çıkan herkesi silindir gibi ezdiler. Ve BÇG kısa süre içerisinde çözüldü. Bunun çözülmesinde yine FETÖ'nün büyük rolü var. Bakın MHP gibi bir partiyi de oraya aldılar. Ecevit FETÖ ile beraber olduğu için neredeyse öldürülüyordu. Hastaneden zor kaçtı da canını kurtardı. Yoksa önlerine çıkan herkesi infaz ediyorlardı. Hepsinde infaz şekilleri ayrıydı. Sonuçta bu böyle devam etmeyecekti. Yeni bir parti kurulması gerekiyordu. FETÖ kendi adamlarının deşifre olmasını istemedi. Çünkü süreci tamamlayamadı. Aslında bunlar 2000'lerin başında iktidarı devralmaya hazırdılar. Ama BÇG iktidarı devretmek istemedi. Aksine direndi. Direnince bu olaylar yaşandı. Yani 28 Şubat'ın olması BÇG kanadının direnmesidir. BÇG kanadının tasfiye edilmesi için AK Parti'nin kurulması gerekiyordu. AK Parti'nin içinde yer alacaktı FETÖ'cüler. Fakat Fethullah Gülen Tayyip Erdoğan'ı istemiyordu. Ama Tayyip Erdoğan'sız da olmuyordu. Anadolu'yu örgütleyecek olan bir gruba ihtiyaç var. Partinin 3 tane as üyesi vardı. Tayyip Erdoğan İstanbul'da oturuyordu, Anadolu'yu örgütlüyordu. Abdullah Gül, Batı ile ilişkiler kuruyordu. Bülent Arınç, geleneği temsil ediyordu. Aslında Bülent Arınç aile olarak bu çevrelere yakındı. Abdullah Gül de Kayseri'de dengeler gözeten, o zaman İngiltere daha Britix olmamıştı Avrupa içinde. O da daha Batı ile ilişkileri açık pozisyonda duruyordu. Amerika ile baş edemeyeceğimizi düşünüyordu. Tayyip Erdoğan'ı nasıl devre dışı bırakacaklar? Bıraksalar teşkilatı kim götürecek? Bülent Arınç'ın da sosyolojik tabanı yok. Abdullah Gül'ün de sosyolojik tabanı yok. Tayyip Erdoğan'a şiir okudu diye siyaset yasağı getirdiler ama tam bir siyaset yasağı değil. Muhtar bile olamaz ama genel başkan olabilir. Davul Tayyip Erdoğan'ın sırtında olacak. Tokmak başkasının elinde olacak. Sonuçta Abdullah Gül başbakan olacak. Bakın 28 Şubat'ın oyunları, o döneme ilişkin ben yaşananları burada anlatmıyorum. Yani inanılmaz haksızlıklar, zulümler. Medine Bircan başörtülü olduğu için hastaneye kabul edilmedi. Acilin kapısında başı açık fotoğraflı kimlik getirilemediği için öldü. İçeri alıp muayene etmediler. Hürriyet'in manşetinde topyekun manşet, topyekun savaş manşetleri atılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada da Şevket Kazan abimiz gitti.
bizim kahraman ordumuzda hiçbir ihtilafımız yoktur dedi. Ve davacı bile değil şu anda Saadet Partisi. Hani milli görüşü. Bizim meğerse ben rüya görmüşüm. Meral Akşener'de hani yağlı kaza oturtulacak İçişleri Bakanlığı'da. O da davacı olmadı. İşin kötü yanı ne biliyor musunuz? Biz 28 Şubat'ta mağdur olduk diyenlerin büyük bir bölümü mahkemeye dilekçe verip ben de davacıyım demediler. Hükümetten kendileri hakkındaki hak kayıplarının tazminini istiyorlar. Ya da göreve iade istiyorlar. Ama hiçbiri mahkemeye gidip bu olaylardan ben zarar gördüm diye müracaat etmiyor. Bu çok önemli bakın. Çok önemli. Böyle olmaz. Ve 28 Şubat davası birkaç gün sonra süresini doldurduğu için zaman aşımına uğruyor. Sadece bu karar çıkacak. Onun dışında o da idam da isteniyor, o da tartışmalı olacak, temize gidecek, gelecek. Diğer bireysel davalar, yani cinayetler varsa filan zaman aşımı 30 yıla giren davalar görülebilecek. Artık 28 Şubat dönemi de dava olarak kapanıyor. Aradan 20 yıl geçmiş, hala hesap sorulamamış. Yani bu işler sanıldığı kadar kolay da değil. Yani AK Parti iktidar oldu. Karısının başörtüsünü daha Tayyip Bey birkaç sene önce karısını başbakanlığa alabildi. Yoksa yani karısı kendini ziyarete gelemiyor. Böyle bir yapı. Ve henüz daha bu iş bitmedi bakın. Yani kimse bu iş bitmiş gibi de görmesin. Sonuçta Abdullah Gül ne oldu? Başbakan oldu. Peki ne yaptılar? 28 Şubatçılar, bunlar kimdi? Beçegelilerdi. FETÖ'cüler tasfiye etmek için nasıl bir plan yaptılar? Tezkere olayı. Amerika Irak'a asker çıkartacak. Türk askeri Amerika'nın Irak'ı işgalinde onlara tetikçilik yapacak, Kore'ye gider gibi. Fakat FETÖ ordu içindeki beçegelileri Irak'a gönderecek. Şimdi hatırlayın, Irak'ta askerlerimizin kafasına çuval geçirilmişti. O günde beçegelilerin kafasına çuval geçirilecekti. FETÖ'cü subaylar da onları kurtarmak için operasyon düzenleyecekler. Onları kurtaracaklar. Esir alınan askerler emekli edilecek, onları kurtaranlar da onların yerine göreve girecekti. Yani Abdullah Gül zamanında tezkerenin geçmesi durumunda hazırladıkları senaryo devlet orduyu ele geçirme. Orduyu ele geçirdikten sonra zaten bu işi bitiriyorlardı. Allah'tan tezkerenin geçmemesi için üç lobi vardı. Ben üçünün ortak sözcüsüydüm. Aynı zamanda İslami lobinin de sözcüsüydüm. Yine meydanlardaydım. Tezkere geçmedi. Tezkere geçti aslında da nitelikli çoğunluk gerekiyordu. Mecliste nitelikli çoğunluk diye. Yani mecliste bulunanların çoğunluğunun kararı değil. Meclis tam sayısının çoğunluğu gerekiyordu. CHP'liler nasıl olsa bu geçecek, AK Partilileri suçlarız diye kulise çıktılar. Onu nitelikli çoğunluk olarak düşünmediler. Yapılan oylama sonunda da geçince salt çoğunluğa göre meclisteki çoğunluğa göre geçti. Kimse önce anlamadı. Fakat nitelikli çoğunluğa göre geçmeyince, ilan edilince CHP'liler itiraz etti, koştular, geldiler ama ilan edilmiş oldu. Tezkere geçmedi. Tezkere geçmeyince FETÖ'nün projeleri yine suya düştü. Bu defa AK Parti çok güçlü gelirse Tayyip'ten partiyi alamayız diye Cem Uzan'ı örgütlediler. Cem Uzan barajı geçmiş olsaydı %7 oy aldı. AK Parti'den aldı. Bakın o zaman AK Parti %36 oy aldı sanıyorum. Anayasal çoğunluğa ulaştı. %50 oy alıyor, %46 oy alıyor, anayasal çoğunluğa ulaşamıyor. Cem Uzan girip de barajı geçemeyince AK Parti anayasal çoğunluğa ulaştı. Her şeyde bir hikmet var. AK Parti'nin içini boşaltmak için kurdurdukları parti,
AK Parti'nin tek başına iktidar olması değil. Anayasa bugüne kadar hala biz oransal olarak o anayasa çoğunluğa ulaşamadık. Tayyip Erdoğan bir anda, daha doğrusu AK Parti lider konumuna yükseldi. Türkiye'de siyasi bir tek başına dominant, belirleyici güç oldu. Kimin eliyle? Cem Uzan'ın eliyle. Genç Parti eliyle. Eğer barajı geçmiş olsaydı anamız ağlamıştı. Daha o günden zayıf bir siyasi hareket olarak, yani CHP gibi bir hareket olarak siyasi hayata girecektik belki. CHP'den biraz daha güçlü olurduk ama zayıftı. Peki ne oldu? Seçimden sonra AK Parti çok güçlü olarak geldi. FETÖ bu defa, ki o zaman Tayyip Bey diyor ki ne istediniz de vermedik. Beçekelilere karşı direnmek için FETÖ'nün desteğine ihtiyaç var. Her ay bir Avrupa ülkesine gidiyorlar, kucaklaşıp geliyorlar. Avrupa ne derse onu yapacaklar çünkü FETÖ'nün yanından uzaklaştılar, Beçeke başlarına bela olacak. FETÖ de Beçeke'yi nasıl tasfiye etmek istiyor? Ergenekon ve Balyoz'da. Ergenekon ve Balyoz aslında daha önce kafasına çuval geçirilmesi gereken subayları tasfiye aracı olacaktı. Ama bu konuda Tayyip Erdoğan Beçekelilerle Dolmabahçe'de bir mutabakat sağladı. Tartışma da Adana savcısı Sacit Kayasu 27 Mayıs için dava açtı. Bir de Van savcısı Malatya'daki o Hristiyan pastör davasında bir büyük anıtı suçlayan, büyük anıtın muhafızı olan, koruması olan bir astsubayı suçlayan bir dava açtı. Bu iki dava üzerine ordunun içindeki 28 Şubatçılar Tayyip Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmaya kalktılar. Tayyip Erdoğan da siz o itirazlarınızı verin bakalım dedi. Size verecek cevaplarımız var. Bu defa FETÖ'nün iddialarını ona öne çıkarttı. Dedi ki bak sizin için de bunları söylüyorlar. Bunun üzerine Dolmabahçe'de bir görüşme yapalım dendi. Dolmabahçe'de Tayyip Bey dedi ki bak ben sizin ne yapacağınızı gördüm. O zaman ben sizin o rakiplerinize göz kırparsam başınıza gelecekleri siz düşünün. Onlar da dediler ki bize siz hükümet olarak karşınıza almama garantisi verirseniz biz geri çekiliyoruz. Ve böylece Ferhat Sarıkaya ve Sacit Kayasu görevden alındı. O iki savcı. Yani darbeleri soruşturacak olan iki savcı görevden alındı. Ve böylece büyük anıtın yaverinin korumasının duruşması da hani iyi çocuk demişti, düştü. Bunun üzerine Tayyip Bey BCG artık kendisi için tehdit değildi, geri çekiliyorlar. Yüzünü FETÖ'ye döndü. FETÖ soruşturmaları bu şekilde başladı ve bunun ilk adımı dershaneler meselesi oldu. Onlar 17-25 hikayesini yolsuzluk iddiasını gündeme getirdiler. Ben ondan 6 ay önce bu hikayeyi yazdım. Dedim bak geliyorlar. Şimdi FETÖ'nün ne yapacağını göreceksiniz ama hiç kimse inanmadı. Hatta parti de beni yalanladı. FETÖ'cüler de beni yalanladı. Ben de köşemde yazımın altına hala duruyor o yazı. Dedim ki benim söylediklerimi herkesi de reddediyor ama herkesi de gerçeği bilen de vardı, bilmeyen de vardı. Bilen çok azdı. Bilmeyenlerse sesi çok gür çıkıyordu. Beni fitne çıkartmakla suçladılar. 6 ay sonra da olacaklar oldu. Yani bu 28 Şubat süreci FETÖ'yü de kapsıyor. Aslında Tayyip Erdoğan'dan istedikleri neydi? Tayyip Erdoğan'dan istedikleri BOP'un içinde Amerika'nın bu 22 ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapılarının değiştirilmesinde kendileriyle birlikte hareket etmesiyle. Tayyip Erdoğan nasıl bunların kıskacından kurtuldu?
Tayyip Erdoğan'ın kurtuluşu da çok ilginç. Kurtulması mümkün değil Tayyip Erdoğan. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe diye bir oyun var ya. Tayyip Erdoğan önü, arkası, sağı, solu kuşatılmıştı. Hiç kaçacak yeri yoktu. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ün yerine Tayyip Erdoğan'ı getirirken, bakın Abdullah Tayyip Erdoğan'a kim siyaset yasağı getirdiyse, Tayyip Erdoğan'ı meclise sokanlar da onlar. Erbakan'ı kim İsviçre'ye götürdüyse, geri getirenler de onlar. Allah onların sırtında getirtti. Tayyip Erdoğan'ı siyaset yasağına getirmek için şiir. O şiir neydi? Hala ezberi biliyorum. Çünkü ben o şiiri gidip 10 ilde okudum. Hasan Celal Güzel'le birlikte. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Allahu Ekber. Öncesi de var. Diyojen diyor ki, yaktırayım Kur'an'ı, yıktırayım Kabe'yi, şarka gelen görmesin minareli kubbeyi. Anadolu'nun Fetih Destanı'nda bir bölüm. Buna karşı da Alparslan öyle der. Bu bir tiyatral, bir tirattır aslında. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bu ders kitaplarında filan da tavsiye edilen kitaplarda yazılan bir şiir. Tayyip Erdoğan'ı bu yüzden muhtar bile olamaz ama genel başkan olur dediler. Kendi cezaevine giderken ben gittim. Reis dedim sana güle güle ama ben gelmiyorum. Ben gidip başka şeyler yapacağım. Bir de liste hazırladım. Sen arkadaşlar bunlar yapılsa yapsın. Yapmıyorlarsa da bana söylesin de ben yapmaya çalışırım. Ben Hasan Celal Güzel'i aradım. Abi dedim bu işte bir oyun var. Gel bu şiiri biz okuyalım. Göreceksin bize dava açmayacaklar. Bu Tayyip Erdoğan'ı FETÖ istemiyor, onu böyle bir köşeye sıkıştırmak için kurgulanmış bir oyun. Hasan Celal Güzel de Allah razı olsun kalktı geldi. İlk açıklamayı DGM'nin önünde yaptık. Okuduk, millete okuması için. Ya biz Tayyip Erdoğan'ın işlediği suçu 5 katı işledik. Köşemde yazdım, gittim okudum, yoldan geçenlere propaganda yaptım, halkı örgütledim. Yani 5 katı ceza vermeleri lazım bana. Çünkü herkese dedim ki, gerçekten Tayyip Erdoğan'ı seviyorsanız bu şiiri ben de okuyorum diyeyim. Savcılar dilekçe yazın, altına imza atın. 70 bin imza topladım böyle. Dedim ki cezaevi kapasitesi kadar. Yani herkes savcılığa götürdü, verdi. Böyle bir şey yaptık. Tabii bizim aklımızda dava bile açmadılar. Çünkü açarlarsa 70 bin dava açmaları lazım. Hiçbir mahkeme bunu göremez. Yani meydanlarda diyordum ki buraya ceza mı yapın? Malatya'da kapalı spor salonunda, kocaman stadyumda herkese birden şiiri okuttum. Savcıya selam olsun dedim, tabelaya ceza mı diye bir tabela yazdı, getir çak buraya. Bir şey yok bize. Niye? Çünkü bana dokunduğunda emsal teşkil edecek. Tayyip Erdoğan o zaman niye içeride? Abdullah Gül tezkereyi geçirmediği için onu çizdiler. Peki daha sonra Tayyip Erdoğan geldi, Cumhurbaşkanlığı kim? Cumhurbaşkanlığı seçimi geldi. O kopma noktasını size anlatıyorum şimdi. Cumhurbaşkanlığı için aslında dediler ki Tayyip Erdoğan'ı daha Cumhurbaşkanlığı gelmeden geri getirelim. Çünkü Abdullah Gül risk almıyor. Tayyip Erdoğan da BOP çerçevesinde Avrupa ile ilişkilerde iyi gidiyor. O zaman dedim Tayyip Erdoğan'ı getirelim. Ya bu bize geri dönerse? Dediler ki Tayyip Erdoğan'ı bir getirelim. Onun önüne Baykal'ı Cumhurbaşkanı yapalım. O başbakan olsun, Baykal Cumhurbaşkanı. Böylece Tayyip Erdoğan özel kalem müdürlüğü bile atayamayacak. Çünkü üçlü kararnameyle. Arka yüzünü de emniyet ve MİT istihbaratla tutarız. İçeride de zaten bir sürü adamımız var. Tayyip Erdoğan kafeste aslan gibi olur. Peki Cumhurbaşkanı kim olacak? Baykal olacaktı. Onun için Baykal da Tayyip Erdoğan'ın yasağının kaldırılması için oy verdi. Fakat bu arada seçim bitti. Proje yarım kaldı. Olsun. Efendiler Tayyip Erdoğan'ı getirmeye karar verdiler ya. Siirt'teki
bir milletvekili yemin ettikten sonra milletvekili düşürüldü cetvadır. Böyle bir şey mümkün değil. Yemin etmiş bir milletvekili milletvekili düşürülmez. Daha yeni başlamış. Cetvadır'ın milletvekilliğini düşürdüler. Öbür milletvekilini de istifa ettirdiler. Bir ilin milletvekili kalmadı diye seçim kararı alındı. Tek aday çıktı, seçim sonuçları belli. Baykal da itiraz etmiyor. Ne Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor, ne ses çıkıyor, Baykal da destek veriyor. Çünkü Baykal Cumhurbaşkanı olacak. Tayyip de kafeste aslan olacak. Fakat Tayyip Erdoğan çıktıktan sonra Abdullah Gül'ü Çankaya'ya gönderdi. Baykal dışarıda kaldığı için cezalandırıldı kaset operasyonuyla. Geçici protez olarak CHP'nin başına Kılıçdaroğlu oturtuldu. Fakat şimdi de onu getirmesinin sebebi o gidince kimse arkasından ağlamaz. Sosyolojik tabanı yok. İdeolojik bir kimliği yok. Fakat Kılıçdaroğlu'nun yerine kim getirse ötekiler karşı çıkıyor. Onun için geçici protez kalıcı oldu. Ama Tayyip Erdoğan'ı kafesten kaçırdığı için de Baykal cezalandırıldı. 28 Şubat'ın yankılarını, etkilerini görüyor musunuz? Nerelere gidiyor? Tayyip Erdoğan da kendi başına kaldıktan sonra BÇG'yi kenara itti, FETÖ'nün üzerine gitti. Dershaneler, One Minute ve Mavi Marmara'yla. BOP'un içini boşalttı. Önce iş başkanlığını aldı. Ticaret yapan herkes bilir, çift imzayla işlem yapılacaksa iş başkanlığı bizim arkadaşlarımız ters anladılar. İş başkanlık sistemi bloke etmek için çok büyük bir imkandı. Arkasından BOP çöktü. Tam BOP'u faaliyete geçirme sırasında kendi Rusya'ya gitti. Putin'le stratejik işbirliği anlaşması imzaladı ve Rusya'nın aleyhine olacak hiçbir stratejik anlaşmaya imza koymayacağını taahhüt etti. Avrupa ayağa kalktı. Putin de dedi ki vanaları sıkarsan düşürsünüz dedi. Hatırlarsınız. Oyun nerelerden nerelere gidiyor. Tayyip Erdoğan kendi aleyhine komplolar, suikast planları ortaya çıkınca da One Minute dedi. Arkasından Mavi Marmara, bom! Sistem çöktü. O günden bugüne bu savaş devam ediyor. Ve bu Kürt meselesi de aslında Türkiye'nin Afrika, İsrail, Arap Yarımadası ile bağını koparmak için bir PYD koridoru oluşturma operasyonu. İran'ı o bölgeye sokup bir Şii koridoru oluşturmaya da çalıştılar. Yani hala 28 Şubat süreci devam ediyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Demin size dedim dünya gelirinin 62 patrona gittiğini, Amerika'nın dünya gelirinin yaklaşık yarısına sahip olduğunu. Dünya coğrafyası da böyle dağıtıldı. Dünyada yaşayan 3 Müslümandan biri Hint topraklarında yaşar. Dünyada yaşayan 4 insandan biridir. Hindistan'ın sahip olduğu toprak, Çin'in sahip olduğu toprağın yarısı kadardır. Dünyada yaşayan 4 insandan biri de Çin'de yaşar. Çin ve Hindistan'ın sahip olduğu toprak ki dünya nüfusunun yarısının yaşadığı coğrafyadır. 170 milyonluk Rusya'nın sahip olduğu toprağın yarısı kadar değil. Bu gerçeği değiştirmediğiniz sürece savaş, terör ve darbeler bitmeyecek. Bu düzeni sürdürmek için birilerinin savaşa ihtiyacı var. İkinci Dünya Savaşı'ndaki en büyük çöküş faşizmindi. Soğuk Savaş'ta komünizm çöktü. İşte bugünkü asıl kriz kapitalizmin krizidir, siyonizmin krizidir. Ve bunun sorumlusu olarak Tayyip Erdoğan'ı görüyorlar. Çünkü bu beladan kurtulmak için Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle enerji koridorunun kontrol altına alınması gerekiyordu. Yani Türkmenistan'dan Mısır'a kadar giden bir hilal operasyonu vardı. Tayyip Erdoğan'ın büyük günahı bu. Onun için Tayyip Erdoğan'ı affetmeyecekler. Tabii öldürmeyen Allah öldürmüyor. Onlar istediği kadar affetmesin. Ve Türkiye'nin bu süreçteki İslam dünyasından gördüğü itibar sebebiyle de artık Türkiye üzerinden böyle bir operasyonun çok kolay olmayacağını görüyorlar. Ne yapacaklarından hala emin değiller. Türkiye'yi kazanma umutlarını giderek kaybediyorlar.
Türkiye ile hesaplaşmayı da göze alamıyorlar. Çünkü kendi pislikleri ortaya çıkmaya başladı. Düşünsenize bizim 3 tane midterm'ımızı, biz o bölgede Türkmenler var, Ankara Anlaşması'ndan doğan haklarımız var. Onlara bir takım telsizler gönderiyoruz, dürbünler, gece dürbünleri, zırhlar gönderiyoruz. Bir takım silahlar ve mühimmat gönderiyoruz. Orada bizim askerimiz de var. Zaten yasal olarak bulunduğumuz orada noktalar var biliyorsunuz. Orada bizim türbemiz filan da vardı. Onun yerine biz 3 tır gönderiyoruz, onu problem yaptılar, Türkiye teröre destek veriyor diye. Lahey'de yargılatmaya kalktılar, kendiler 3000 tırla PKK'ya destek veriyorlar. Bu ta 1991'lerin başında başlayan savaş. Bu savaş devam ediyor. Eğer bu savaş burada kontrol edilip emperyalizmin buradaki ayaklarını kesemezse yeni dünya savaşının başlangıcı da olabilir. Türkiye bugün dengeler üzerine hareket ediyor. Mesela Birleşmiş Milletler'in olaya müdahale edememesinin asıl sebebi Güvenlik Konseyi'ne üye Rusya gibi bir ülkenin, veto sahibi bir ülkenin Türkiye ile birlikte hareket etmesi. Bunlar Rusya'yı da ele geçirmek istiyorlar ama Putin'le geçinemiyorlar. Aslında Türkiye'yi ele geçirmek istiyorlar, Tayyip Erdoğan'la geçinemiyorlar. Böyle bir süreç Putin'le Tayyip Erdoğan'ı yan yana getirdi. Şimdi bu iki birlikteliğe karşı da İngiltere bunlara yakın durup Çin'i de arasına alarak Hindistan'ı da bu birliğe katarak yeni bir İngiliz siyaseti de gündeme geliyor. Yani bir yandan Amerika, bir yandan İngiltere, artık Amerika ile İngiltere aynı şeyi söylemiyorlar. Yani Amerika gidiyor, kesin gidiyor. Yani şu anda Amerika'nın ayakta kalma şansı kalmadı. Avrupa'da gidiyor. Bakın Avrupa'da 5 kişilik bir ailede en az 1 kişi en az bir defa intihara teşebbüsü etmiş. Batı'da intihardan ölen insan sayısı doğuda terör ve savaştan ölen insan sayısından fazla. Batı'da sağlıksız beslenme, aşırı beslenme, obezite ve geriatrik hastalıklar sonucu ölenler Afrika'daki açlıktan ölenden daha fazla. Ölüyorlar. 5 kişilik bir ailede en az bir kişi en az bir defa intihara teşebbüs etmiş. 5 kişilik bir ailede en az bir kişi alkolik ya da uyuşturucu kullanıyor. 5 kişilik bir ailede en az bir kişi homoseksüel, lezbiyet, seksüel ve ensest ilişkisi. 5 kişilik bir ailede en az bir kişi psikolojik destek almadan kendini yönetemiyor. 5 kişilik bir ailede en az bir kişi engelli. Geriatrik ve obezite engellisi. Batı her anlamda, ekonomik olarak da biz dünyanın en iyi, bizim borsamız dünyada bir numara şu anda. Bütün dünyadan para girişi var. Biz 10 sene önce IMF'den 300 milyon dolar borç almak için IMF'nin kapısında 3 ay beklemiştik. Şimdi kardeşlerimiz için harcayacağımız 7 milyar dolarımız var. Yani hala Türkiye para girişi devam ediyor. İslam dünyasından da giriyor, Rusya'dan da giriyor. Bakın İran'dan da giriyor, Avrupa'dan giriyor, İsrail'den geliyor. İsrail'e elmas tüccarları, elmasların hepsini Türkiye'ye getirdiler. Buraya bir saldırı olursa altın, elmasları falan her şey yağmalanır diye Türkiye'ye getirip, çünkü buradan da tekrar kendiler alıyorlar, işletip dünyaya tekrar satıyorlar. Halbuki elmas işçiliği İsrail'deydi daha önce, şimdi Türkiye'de. Bir sürü yerde elmas işleme atölyeleri var, ders veriliyor. Mücevherat takı, kurslar açılıyor. Yani Allah yürü kulum dediği zaman önünde duracak kimse yok. 28 Şubat'ın tekrar gerçekleşme sürecine dönecek olursak, bahane olarak Sincan toplantısını gösterdiler ve Kudüs mitingini. Kudüs mitingi olması İsrail'e verilen bir mesajdır. Aynı zamanda dünya Yahudi lobisine, bak işte biz bu radikal İslamcılara karşı. Çünkü biliyorsunuz 12 Eylül'de Konya'daki Kudüs mitingine karşı yapılmıştı. Yani bu Kudüs sembolik bir anlamı var. Beni davaya sanık yapmadılar. Halkı toplantıyı düzenleyen bendim. Açıkladım. Beni aralarına almadılar. Çünkü ben herhangi bir siyasi partiye mensup değildim. Onlar bu işin suçunu Saadet Partisi'ne, o zamanki Refah Partisi'ne yıkmak istedikleri için benim söyleyeceklerim işlerine yaramadığından
Ben kışın da yazıyorum ya, bunu ben düzenledim bu toplantıyı. Yani ben gizlemiyorum ki, zaten gizleneceklerim yok ki, bütün davetiyelerde benim adım var. Ben niye sanık değilim? Ama benim söyleyeceğim beni suçlu kılar. Ben de suçu işlememişim. Nurettin Şirin o kadar yatmaz, ben de bu kadar yatmam. Ama partiyi suçlayamazlar. Nurettin Şirin İran'a yakın birisi. Benim de partiyle alakam yok. Halbuki bunlar partiyi yemek istiyorlar. Onun için beni sanık olarak davaya eklemediler. Yani öyle ki şimdi 28 Şubat davası sürüyor. Beni meğerse iddianameyi hazırlayan FETÖ'cüymüş. Benim anlatacaklarım, bu anlatacağım şeyler hepsinin içinde FETÖ var. Ben de niye beni şahit olarak çağır, sanık olarak çağır, ne çağırırsam çağır. Dilekçe verdim, neticede daha birkaç ay önce müdahil olarak kabul edildim. 28 Şubat davasında, yani ben başından beri işin içindeyim, el ele eylemle ben çağırdım insanları. Yani gazetedeki köşemde asıl çağrıyı yapan gruptaydım, Mazlum Derin, ben yönetim kurulundaydım. Özgürler'le beraberdik biz, İHA'yla beraberdik, İMAHA'yla beraberdik, herkesle beraberdik. Ya herkes biliyor, ben ortadayım. Bakın yani, bunları anlatıyorum. Bu FETÖ soruşturması için mecliste komisyon kuruluyor. Ya FETÖ'nün siyasi ayağını örgütlemek için Graham Fuller benimle görüştü diyorum. Onu 1991'de açıkladım, 1993'te dergide kapak oldum, 94'te bugün benim dinim diye bir kitabım var. Kimse o dönemi anlatmıyor. AK Parti döneminde darbeleri 28 Şubat'ı araştırma komisyonu beni çağırıp dinlemedi. Çünkü anlatacaklarım işlerine gelmiyor. Çünkü içeride hala bir sürü AKP'liler var. Hala her yerde var. Onlar da bize din biçmeye, ideoloji biçmeye kalktılar. Bunların hepsi Amerika'nın tetikçileridir, uşaklarıdır. Siyonizmin uşaklarıdır, kapitalizmin uşaklarıdır. Bunlar sosyalist kişinin de böyle. Düşünsenize, PYD'lilerin omuzunda Amerikan bayrağı, karargahında Amerikan bayrağı, Amerikan askerinin omuzunda da PYD arması var. Bunların ilkeleri falan yok. Sisi'ye, hani bunlar demokrasi, insan hakları dersi veriyorlardı dünyaya, militarist bir darbeciye, Baraday gibi Nobel Barış Ödülü verdikleri adamı danışman yaptılar. Tony Blair'i Sisi'ye danışman yaptılar. Darbeye darbe, darbeciye darbeci bile diyemediler bunlar. Çıkarları söz konusu olduğunda ilkelerini kurban ediyorlar. Helvadan put gibi bunların insan hakları, demokrasi dedikleri şey. Acıkınca yiyorlar. Artık fazla da demokrasi filan da diyemiyorlar. Hala içimizde birileri bu kelimeler üzerine teröre sahip çıkmaya çalışsa da artık tutmuyor. 15 Temmuz bu anlamda önemli bir kırılma noktası oldu ama ben yine uyarıyorum. İş bitmiş değil. Mücadele devam ediyor. 15 Temmuz'da deşifre oldular ve büyük yara aldılar. Dikkat edeceğiz. Hiç kimse dünyada olup biten şeyleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir. Biz hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olacağız. Evet, sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Esselamu aleyküm.